Evet, ben geldim. Daha kaç dakika oldu? 20 dakika falan oldu. Çocuklar, ben göstermeden Neslihan böyle Unuttum yaptı. vallahi, çocuklar yediler. Ben de böyle yiyorum. Rana kendi içinde kebap aldı. Onun için ekmek yapıyorum Rana için. Biz çocuklarla beraber bugün döner günü yaptık ve güzel oldu gerçekten. Güzel mi? Herkese selamun aleyküm ve herkese merhaba. Bugünkü videoda hoş geldiniz. Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Bugün pazar günü, hepinize hayırlı pazarlar diliyoruz. Bizler uyandık, kahvaltımızı vesaire yaptık. Ben size diğer videolarda bahsetmiştim diye biliyorum. Böyle komple bir temizlik yapacaktım. Bugün dedim ki onu yapayım. Rana'ya zaten bugün tatil. O biraz çocuklarla ilgilenir. Ondan sonra Muhammed'im de benimle. Ondan sonra yemek vesaire dışarıdan hallederiz bugün. Çünkü iş olunca biliyorsunuz insan yemek falan yapamıyor. Her yer dağılık şu anda. Birazcık göster istersen ortalığı. İşte temizlik günü olunca her yer böyle çok acayip bir şekilde dağınık oluyor. Ama ben bu dağınıklığı inşallah toparlayacağım, yapacağım. Toplamda 2 saat ya da 3 saat sürer bence. Ondan sonra yarın ya da öbür gün kapıları silmek istiyorum. Kapılar, ondan sonra arada boya yapacak. Ben dedim ki ilk önce şu duvarda bir şey birazcık böyle ağlar oluşmuş, onları alıyorum. Duvarları temizledim falan, ondan sonra boya yaparsın. Yalan mı Rana? Aynen doğru. Bak buraları çok acayip. Bir de Rana, Rana yeni bir şey almıştı böyle. Duvarı böyle böyle yapıyor. Rana bir götürsene. Bu Arif Fatma var ya, bilmiyorum nerede kalem tutuyorum, böyle çizgiyorum. Bak göstereyim. Bakın. Şu şöyle bir şey. Ondan sonra buradan. Mesela ilk önce sen onu tut. Bak. İlk önce o bir demire tut. Hem de buradan bakın. Bu Arif Fatma ya. Arif Fatma. Göstereceğim mi yoksa göster? Bak bak. Buna sonunda. Burada. Ben bu aldım yani. Görüyorsunuz. Neslihan. Neydi? Ben. Bunu. Hiç göstermiyor ki, sadece şeyi gösteriyor. Bak bak. Böyle böyle yaptım. Duvar silgisi gibi. Böyle bir şey. O da üstünde. Boya soracağım. İyi olacak, bakın. Yani boya yaptıktan sonra eğer problem olursa çocuklar yine de böyle... Boya değil. Boya bu yaptıktan önce... Onda sonra o da üstünde boya yapıyorum. Çünkü boya o da üstünde yapacak. Bu yeniden mi bozulacak? Aa! O zaman o karşı duvarda da var. Her yeri yapman lazım. Her yer, evet. Ama yarın öbür gün yap. Şu anda yok, yapma. Yok yok. Bugün ben bana temizlik yap. Yapmama izin ver. Bakın Muhammed Emre ne yapıyor, bakın. Ne yapıyorsun? Muhammed Emre zorlayacak beni bugün. Bugün ağzını sok değil mi? Babacana. Hadi o zaman sizler gidin, ben de işlerimi halledeyim ben önce. Onu yap. Bugün Rana bana video çekmemde çok yardımcı olacak. Peki. Evet, bu dükkanda geldiler. Bir şişe, su şişesi aldım. Ama bugün dükkan kapalı, bilmiyorum. Bakacağım sonunda. Şişi burada. Prozac içiyorum. Şu anda bunu eve geri bırakacağız. Sonra yeniden bakacağız. Bırak ya. Evet, biz eve geldik. Bu şişeyi eve bırakacağız. Bugün bizim sokakta bir şey var. Bu yüzünden yani. Bence kimse dün kına var. Andırak ya. Andırak ya. Şimdi gidiyoruz dışarıda. Çocuklara biraz gezdirdim. Hani? Çocuklara biraz gezdirecek. Şimdi abi de evde geldiler. Baba burada. Biraz burada oturacak. Nerede? Bunlar böyle. Tavuklar böyle. Evde oluyor bunlar da. Görüyorsun.
geçtim bir. İçeri gireyim. Assalamu alaikum. Light niye aldı? Evet. Merhaba. Şimdi yenge oturuyorum. Yemek falan yedik. Rosa. Biraz burada oturacak. Ondan sonra gideceğiz. Biz evimiz geldik. Biz orada bir buçuk saat oturduk. Ondan sonra evimiz. Bize hoş geldiniz. Neslihan ya. Sen ne yaptın? Ne yaptım? Sadece duvarları temizledim her yeri. Oo. Bir de wow. Süpürge yaptım her yere. Bir de dolabın arkasını sildim güzelce. Wow. Ne güzel gözüküyor. Şimdi sadece burası kaldı. Burası da halledildi. Tamam. İyi yapmış. Benim ellerim çok bir şey daha soracağım. Karnım acıktım bizim. Tamam. Halledildi. Ne yapıyorsun? Tamam. Bebek ne yapıyor? Hello, merhaba. Ne oldu? Ne oldu? Maray mı bana? Ben diyor anneye vurdun mu? Anne sana vurdun mu? Ne oldu gel. Nasıl bakıyorsun? Ben şaka yapıyorum. No. Cüti. Derin terlik giyeceğim. Bak bir tane sadece giyiyorum ondan sonra kaçıyorum. Maşallah görüyorsunuz Neslihan. Gözleme yaptım. Ne kadar güzel gözüküyorum ya maşallah. Eline sağlık Neslihan. Ben göstereyim. Çok sıcak. Bu da acıktım çocuk. Bakın. Sen de yiyeceğim. Gel. Otur burada. Otur. Dışarıya otur. Nici böyle. Bato. Abi bato. Ayga. Meri bete ko ayga. Bato. Bacho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Arinç Fatma biraz böyle. Neden? Sen de iyi. Muhammed Emre. Acıktın mı? Kav. Ben yedirince daha iyi yiyorlar. O zaman biz yiyelim mi? Evet biz yemekler yedik. Yemek yedik mi çocuklar? Şimdi elmalar yiyoruz. Şimdi ben ne yaptım? Ben orada süre koşturayım. Ne var? Neslihan burası da temizledim. Burada bir hafta sonra bu temizlik yapıyoruz. Ondan sonra dışarıda da. Muhammed Emre bu arada ağlıyorum. Ben gidiyorum. Bir tıraş. Ne yapmayı? Konsere gidiyorum. Ne var? Ne var ne yok? Söyle bakayım. O zaman ben gidiyorum. Bye bye. Evet şu anda ben Muhammed Emre'yi uyutacaktım ve diğer işlerimi halledeceğim. Banyo çok kötü bir halde, orasını yıkayacağım. Duvarlarını falan filan her yerini, leğenleri falan hepsini yıkayacağım. Temizleyeceğim. Ondan sonra çocuklar burada bu arada oturuyorlar. Asya abla da geldi. Çocuklar da burada. Froze diyor ki bana da telefonu var ama vermeyeceğim Froze. Sen çok telefona bakıyorsun. Kusura bakma lütfen. Fatma şimdi daha yeni yine aldı. Bu arada Rabia yengeler de geldi. Onlar da yukarıya çıktı. Hangi halim? Allah'a şükür. Azan kitabı yetkensin. Bu çocuğun kulağı ağrıyordu bayağı. O yüzden sordum nasıl diye. Bakın çocuklar gelince hemen terliklerde bir dağınıklık oluştu. Yani 6 tane çocuk var bu evde. 6 tane değil kusura bakmayın. 4 ve 3. 7 tane çocuk var maşallah. Yani bu ev sürekli dağılıyor biliyorsunuz sizler de. O yüzden hani elimden geldiğince temiz tutmaya da çalışıyorum ama yapabildiğim bu kadar. Hello Azan.
Şükürler olsun, o da iyileşmiş. Şimdi ben bir banyomu yapayım, ondan sonra diğer işleri sizlere göstereyim. Evet, akşam oldu. Çocuklar şu anda oynamaya başladım. Yavaş yavaş burada bunlar oynayacaklar. Ondan sonra Neslihan maşada her şeye de bu. Görüyorsunuz. Tertemiz yaptım. Şu anda bulaşıklar ekliyorum. Yukarıda da tertemiz yaptım Neslihan, elhamdülillah. Ondan sonra benim iş kaldım. Bu boya yapacağım. Buraya ben yapacağım. Yarın bugün hep temizlik yaptım. Boya yapacağım. O zaman yeniden şey olacak. Pis olacak. O yüzden de ben bugün yapmayacağım. Ben söyledim Neslihan'la da. İnşallah yaparım. Sadece söylediğim gibi mutfak kaldım. Böyle görüyorsunuz, böyle bir şekilde. Bu mutfak. Ondan sonra Neslihan şu anda bulaşıklar. Bulaşıklarımı yıkıyorum. Hamdolsun bütün işlerimi hallettim. Banyoyu falan hepsini yıkadım. Çocuklara da oyuncakları verdim, dedim oynayın birazcık. Televizyon izlemek olmaz. Efendim ne oldu Muhammed Emre? Rana da şu anda dışarıya kadar gidiyor. Biliyorsunuz ben demiştim dışarıdan bir şeyler alacağız diye. Ben aldım şimdi. Rana bir şeyler alacak, sizlere de gösterir inşallah. Gösterin bir daha, ben sadece getireceğim. Bir de çocuk benim yanında oldu. Muhammed Emre'yi alıp mı gideceksin? Bu seni böyle bırakmayacak. Peki tamam Rana. Tamam, teşekkür ederim. Evet, ben geldim. Daha kaç dakika oldu? 20 dakika falan oldu. Çocuklar, ben göstermeden Neslihan böyle unuttum yaptım. Unuttum vallahi. Çocuklar yediler. Ben de böyle yiyorum. Rana kendi içinde kebap aldı. Onun için ekmek yapıyorum Rana için. Biz çocuklarla beraber bugün döner günü yaptık ve güzel oldu gerçekten. Güzel mi? Vallahi işlerimi de hallettim. İnşallah vallahi daha halledeceğim için. Daha doğrusu. Sadece bulaşıklarımın hepsi yıkandı. Ondan sonra bir bak, güzel oldu ya. Bak. Ne Rana? Benim mutfak temiz oldu. Güzel olmuş. Bu kebap da biraz aç bakayım. Bir dakika. Tabii ki kap. Muhammed Emre'yi de yedirdin mi? Çok güzel gözüküyorlar maşallah. Vallahi biz döner yedik. Bence güzel, lezzetliydi döner. Rana Bey de ekmek yiyecek. Kebapla beraber. Bugün böyle geçmiş oldu. Evet, şu anda Rana yemek yemek için oturdu ve Froze diyor ki baba ben de seninle beraber biraz daha yiyeceğim. Yesin tabii ki de. Helali hoş olsun çocuklarımıza. Fatma ben istemiyorum diyor. Fatma yemiyor. Muhammed Emre sen de yeseydin birazcık. Atıştırsaydın aşkım. Sen de atıştır biraz daha. Öyle yani. Bugünkü vlogumuza eşlik ettiğiniz için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Umarım videolarımızı beğenerek ve severek izliyorsunuzdur. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah yepyeni vloglarda görüşürüz.